Arkadaşlar şimdi enzimsel reaksiyonların hızını etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Açılışı sıcaklıkla yapıyoruz. Enzimler reaksiyonların belli sıcaklık aralıklarında gerçekleşmesini sağlıyor ve bir enzimin en iyi çalıştığı aralık olarak biz optimum değer 30 santigrat dereceyi veriyoruz. Şimdi arkadaşlar şekle bakalım. 30 santigrat derecede Optimum seviyede çalıştığını görüyoruz. Ama 0 santigrat derecenin altında reaksiyonun gerçekleşmediğini görüyoruz. Acaba burada da enzimlerin yapısı bozuldu mu sorusuna sıfırdan sonra eğer reaksiyon hızı artıyorsa demek ki enzimlerin yapısı bozulmamıştır. O zaman 0 santigrat derecenin altında enzimler inaktiftir deriz. 30 derecenin üstüne çıktığımızda reaksiyon hala gerçekleşiyor, reaksiyon hala gerçekleşiyor. Yani hala şu noktada da ürün, şu noktada da ürün oluşacaktır. Ama 55 santigrat dereceden sonra buradan tekrar bir grafik çizmeniz söz konusu olamaz. Çünkü yüksek sıcaklıkta enzimler denatüre olurlar. Tekrar edelim, yüksek sıcaklık enzimlerin o üç boyutlu yapısının bozulmasına neden olur ve buna denatürasyon denir ve geriye dönüşümü kesinlikle yoktur. Yani size bir soru sorulduğunda örneğin bir kurgu yapalım. Bir deney ortamına kaynatılmış soğutulmuş bir amayası koysak. Kaynatılmış soğutulmuş dediğimizde arkadaşlar ve bu ortama solunumun olup olmadığını anlamak üzere bir fenol kırmızısı çözeltisi yerleştirsek fenol kırmızısı karbondioksit asidik olduğu için sarıya dönüşürdü. Ama burada kaynatma eyleminden kaynaklı bir amayası solunum yapamayacaktır ve solunum gerçekleşmeyeceğinden karbondioksit oluşamayacaktır ve fenol kırmızısında nitel bir renk değişikliği göremeyeceksiniz. Bu da bize ne diyor? Yüksek sıcaklıkta enzimler denatür olurlar ve çalışmazlar. Ama şöyle deseydi, eksi 5 santigrat derecede bir bir amayasını aldık. Eksi 5'ten 30 santigrat dereceye aldığımızda o zaman burada solunum gerçekleşecektir ve karbondioksit oluşacaktır. Eğer burada bir canlı varsa ve karbondioksit oluşuyorsa fenol kırmızısı neye dönüşecektir? Sarıya dönüşecektir. Bu da enzimlerin düşük sıcaklıklarda da varlığını sürdürdüğünü bize gösterecek arkadaşlar. Şimdi diğer bir etken pH pH bir ortamın hidrojen iyonu konsantrasyonudur arkadaşlar ve her enzim belli bir pH'te çalışır. Bu ne demek bir bakalım. Şimdi arkadaşlar vücudumuzun farklı bölgelerinin farklı pH dereceleri var. En önemlilerinden bir tanesi aslında kandır. Kanın pH'ı yaklaşık olarak 7. 4'tür. 7.4'ten 7.7'nin üzerine çıktığında ya da 7.1'in altına düştüğünde buradaki enzimler çalışamayacağı için hayat risk altında olacaktır arkadaşlar. O zaman bakalım. Ağız ortamımız bizim hidrojen iyonu konsantrasyonu hidroksil iyonuna hemen hemen eşit ve biz buna 7. Yani nasıl bir ortam diyeceğiz? Nötr ortam diyeceğiz arkadaşlar. O zaman ağızda nişastanın sindirimi yapılıyorsa nişastayı sindiren enzim amilaz nasıl bir ortamda aktiftir? pH 7'de. Sola doğru gidildikçe asitliğin arttığını görüyorsunuz ama pH'in düştüğünü görüyorsunuz. Sağa doğru gittikçe bazlık artıyor ve pH de artıyor. Vücudumuzda yaklaşık pH 2,5 değeri mide. Mide kuvvetli asit ortamıdır arkadaşlar. Yani 7'den uzaklaştıkça kuvvetli asit ya da kuvvetli baz olur. İnce bağırsak kuvvetli bazik ortam. Oysa 12 parmak bağırsağı ise zayıf bazik ortamdır. Peki her enzim belli bir pH'te çalışıyorsa bir soru üzerinde kurgulayalım. Mesela 2,5'da çalışan bir enzim görüyorsunuz. 7'de optimum seviye ve yaklaşık 10'da optimum seviye. O zaman birinci ortamda çalışan enzim demek ki asidik ortamda çalışıyor. Mesela ne olabilir? Mide. Midede neyin sindirimi vardı? Protein. İkinci ortamı değerlendirdiğinizde arkadaşlar 7. 7 nötr ortam. Ağız ortamı örneğin nişasta sindiriminden bahsediyor olabiliriz. Ve bu tükruk amilazı pityalin olabilir. Ve tripsine bakalım arkadaşlar. Tripsin de zayıf bazik ortamda çalışan bir enzimdi. O da mideden gelen proteinler polipeptitlere dönüşmüştü. Ve polipeptitlere etki eden o, tripsin de yine nerede çalışıyormuş arkadaşlar? Buradaki zayıf bazik ortamda. Şekle dikkat ettiğimde enzimler, birbirlerine grift bir şekil göstermişler. Yani amilaz enzimi 9.3'te de çalışıyor. Tripsin de 8. küsürde çalışıyor. Yani bunlar ortak pH değerlerinde de çalışabilirler. Ama her enzimin çalıştığı belli bir pH vardır. pH'teki sapmalar enzimsel reaksiyonların hızını artıracaktır ya da düşürecektir diyoruz. Müzik <laughs>